Bir yere gittim, bir alışveriş yerinde pastırma kestirecektim. Çocuk pastırmayı kesemedi. Dedim ki çocuğa, sen de git, hiç olmazsa şuradan lokum bari hani şey yap, koy. Lokumları da dizemiyor, koyamıyor filan. Dedim ki ya sen hani bir işe yaramıyor. Bir haltaya karışıyorsun. Yani abi dedi, benim nasırıma basma. Ben dedi, bak burada ben dedi mühendis oldum. Ziraat yüksek mühendisiyim. Ama iş bulamıyorum. Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün Berlin Kreuzberg'de insanlara Almanya'dan memnun musunuz sorusunu soruyoruz. Kanalıma abone olmayı, beğenmeyi unutmayın. Hadi şimdi videoya geçelim. Merhabalar. İsim ne abi? Hasan amca. Hasan abim. Ne zamandır Almanya'da yaşıyorsun abi? Ben 70'li yıllardan beri Berlin'de yaşıyorum. Memnun musun abi? Yok, hiç memnun değilim. Neden abi? Almanlar bizi sevmiyor, istemiyor. Her yerde yabancı düşmanlığı var. Biraz da Türkler üzerinde büyük ayrım var. Diskriminasyon yapıyorlar, mobbing yapıyorlar. Ben 45 senedir Almanya'da yaşamama rağmen hala bir tane Alman arkadaşım yok. Samimi konuştuğum bir Alman yok. Bunların İslam'a ve Türklere karşı bakışı çok ağır ve çok tehlikeli. Hiç bizi istemiyorlar. 45 senenin içinde ben Asya'ya gitsem, Afrika'ya gitsem 45 tane arkadaş bulurum ama şu ana kadar Almanya'da samimi konuştuğum bir tane Alman arkadaşım yok. Bu da bunların ne kadar ırkçı, ne kadar yabancılar istemediğini, dışladığının bir belgesidir yani. Hiç Türkiye'ye gitmeyi düşündün mü abi bu süreç zarfında? Türkiye'ye gidip geliyoruz, izine gidip geliyoruz. Dönmek de istiyoruz ama dönemiyorsun. Nasıl döneceksin işte? Bağlarımız burayla kilitlendi artık işte. Sorunlar var, emeklilik var, bilmem ne var. Onun için gidemiyoruz Türkiye'ye. Bir insanın kendi memleketinde yaşaması kadar güzel bir şey yoktur ama işte maalesef gidemiyoruz. Bağlarımız burayla kilitlendi. Bunlar da bizi istemiyorlar işte. İlk zamana gelmiş olsaydın, yani ilk almaya gelme tarihinde olsaydı buraya tekrardan gelmek ister miydin? Hayır. Ben samimi söylüyorum bütün inancımla, eğer dünyaya bile bir daha gelirsem Almanya'ya gelmeyeceğim bir daha. Bir Afrika ülkesine, fakir bir ülkeye gideceğim. Hiç olmazsa insan yerine konulduğun, insan gururuyla yaşadığın bir ülkede yaşıyor. Almanların bize karşı davranışları çok çirkin ve çok kötü. Bunların hala o Osmanlı korkusu var işte, bunlar Türk işte geldiler, karılarımızı alacak, evlerimizi alacak. Hala Türklere karşı o ön yargılara devam ediyor Almanların. Şimdi diskriminasyon bir yerde cezası var diyorlar, mobbingin cezası var diyorlar ama resmiyette de serbest yani. Mobbing ve diskriminasyon Almanya'nın genelinde var. Biraz da Türklere karşı bunu uyguluyorlar. İşlerine gelmediği zaman seni mobbing yapıyor veya tıkıyor ama bunun karşılığında da kanunların yanında falan hiçbir geçerliği yok yani. Ben hep dışlandım bu ülkede. Almanya'dan memnun musun abi yaşamaktan? Vallahi ne bileyim, ortalama memnun değil. Nerede memnun olacağız? Her şeyi veriyorlar bize. Kulak vermiyorlar. Herkes kendi derdine şey olur, dövüyor işte. Ne zaman geldin abi? Ne zamandır Almanya'dasın? Ben 68'den beri Almanya'da. Emekli oldum. Gene de gidemiyoruz işte. Neden gidemiyorsun abi Türkiye'ye? O memlekete uyum saklamıyoruz. Ne bileyim, etmiyorlar. Onun için gidemiyoruz işte. Buraya her şeye borluk alıştık falan. Türkiye'ye gittim. Türkiye pahalılık çok. Türkiye'ye gittiğin zaman da orada yabancılık çekiyor musun? Sana Almancı hayır, diyorlar mı? Hayır, ben yabancılık çekmeyeyim Türkiye'de ama işte ne olur, bir nesip gitmedi mi gitmiyoruz işte. Ne bileyim. Çoluk çocuk hepsi burada. Ben çoluk çocuk Türkiye'de, ben burada yalnız. Çoluk çocuk büyümüş, ben yalnız burada. Herkes evlenmiş, çoluk çocuk sahibi olmuş, kimse burada yok. Ama emeklisin, niye gidemiyorsun abi? İşte uyum saklamıyoruz Türkiye'de, onun için gidemiyoruz. Ha bir defa doktor. Doktor hastaneye git, affeder, bekle. Öyle şahsi doktor yok Türkiye'de, nerede? Ama Türkiye'de yani hastaneler hepsi gelişti diyorlar. Ben çoktandır gitmemişim, bilmiyorum, yalan söylemeyeyim. Ben hemen 4 senedir hiç Türkiye'ye gitmemişim. Ondan pek bilgim yok, bir şey söylemeyeyim. Almanya'ya ilk geldiğin tarih olmuş olsaydı tekrar buraya gelmeyi tercih eder miydin abi?
O zaman tercih etmiyordum, yalan yok. Ne buraya geldim. Neyse boş ver yeter. Sağ ol. Almanya'dan yaşamaktan memnun musunuz? Ekmeği burada bulduk, burada yaşadık, burada ekmek kaldık. Çocukluğumuz nerede, burada geçti. Nerede ekmek? Orada karnın nerede doyar? Hayatımızı zaten burada. Kaç yılında geldiniz? 70. 71'de ben geldim. 71. Gastarbeiter olarak geldiniz. Evet. Evet. Şimdi emeklisiniz. Emekliyiz. Türkiye'ye dönme düşünceniz var mı? Hiç düşünüyorum. 6 ay kalıyoruz Türkiye'de. Kendi ülkemize gidip geliyoruz. Vallahi ben Türkiye'yi çok seviyorum. Gümrükten arabayla gidince Türkiye'ye geçtiğim zaman böyle yüreğim şey oluyorum, yani bir tuhaf oluyorum. Hiç burayı bırakmayı düşündünüz mü? Temelli tamamen Türkiye'yi. Şimdi burada hastalıklarımız olduğu için buradan vazgeçemiyoruz. İlla buralardan ilacımızı, hapımızı almak zorunda kalıyoruz. Almanya'da hiç kötü bir yanını yaşadınız mı? Kötü bir hatın? Hiç ne polislik, ne bir şeylik. Ben burada bir kriminal herhangi bir şey yaşamadım. Hiçbir şeyimiz olmadı. Yani Almanya'da yaşamaktan memnunsunuz. Memnun. Şu anda memnunum, yani yapılacak bir şey de yok. Ne yapacaksınız? Bakın bütün yaşlılar burada, görüyorsunuz. Bak, herkes da teyze, herkes biri bir sever bu memleketi, öbürü sevmez. Ama hiç kimse de buradan geri gitmek istemiyor. Ya, sorun ne işte o? Neden geri dönmüyorlar? Sağlık sistemi. Gençler dönmek istemiyor. Gençler burada Türkiye'de, doğduğu için. Türkiye'deki gençler buraya kaçmak istiyor. Buradaki nasıl gitsin oraya? Türkiye'dekiler Almanya'ya kaçmak, Avrupa'ya kaçmak istiyorlar. İş bulamadıkları için. Peki işte problem ne orada? Buraya gelmek isteyen kişilere ne gibi öneride bulunmak istersiniz? Okusunlar, okula gitsinler, çalışsınlar. Her şeyden önce kendi ülkemizi düzeltmek zorundayız. Ama Türkiye'den kaçıp da mesela doktorumuz, mühendisimiz Türkiye'den kaçıp buraya geldiği zaman... Neyin göçü? Kötü bir şey. Yani kültürlü insanlar Türkiye'de kalması gerekirken Türkiye'yi terk ediyorlar. O insana acı veriyor yani. Bana acı veriyor şahsen. Ben sadece bir şunu da söyleyeyim. Biz buralara çocukluğumuzda geldik, gençliğimizde, yani 20-21 yaşındaydım ben. Ben 18-19 yaşındaydım. Bana ne ayakkabı parası verdi Almanya, ne okul parası verdi, ne ışık parası verdi, ne bakım parası verdi, ne süt parası verdi. Beni aldılar oradan, kolumdan tuttular, getirdiler tezgahın başına, makineye koydular. İşte hiç bedava işçi. Gastarbeiter olarak geldi. Bedava işçi. Hiçbir hakkın hukukunda yoktu. Ama şey yani, doktorun şeyin şey Almanya yok. Seni kurtardı mı öyle konuşuyor? Hayır yani o anlamda söylemiyorum. Yapacak bir şey yok çocuklar. Çalıştık yani daha doğrusu. Herkese biz... benim tavsiyem şu. Kendi ülkenizi koruyun. Beyin gücünü, göçünü satmayın. Ya biz memleketimizi çok seviyoruz. Benim ülkem gibi var mı ya? Biz buraya hiç yatırım yapmadık. Buraya Almanya'ya benim neyim varsa yapmadık. Türkiye'de zaten. Paramız, evimiz, malımız, mülkümüz her şey Türkiye'de. Peki ilk zaman olmuş olsaydı, yani buraya gelmez süreciniz olmuş olsa tekrardan Almanya'ya gelmek ister miydiniz? Ya şimdi Türkiye'ye gidince biz burayı da özlüyoruz. Hem Almanyalıyız hem Türkiye'liyiz yani. Ama Türkiye'dekiler de sizi Almancı olarak görüyor. Görsün. Türkiye halkı her şeyden önce buranın insanı sevmiyor. Bizi sevmiyor. Bunu kabul etmek zorundayız. Ya memleketimiz tabii ki seviyorum ben. Her şey her yerinde. Öbürleri beni istemiş istememiş beni enterese etmiyor. Benim memleketim orası. Ben o şunu beni söyleyeyim. İstese de istemese de. Kendi ülkemizden beyin göçü gönderip oraya buraya saçacağımıza saçıp Afganistan'dan, Pakistan'dan, oradan buradan insan getirip Suriye'den beslemek zorunda kalacağına kendi insanını, kendi çocuklarını doyuruyor. Tamam. Bak. Alo. Öyle. Cayır cayır yanıyor ama ortada kimse yok. Yani duyuyorum yani. Ülke yanıyor. Açlık var, susuzluk var, çaresizlik var, kimsesizlik var, her şey var. Adama diyor ki adam üniversite bitirdi. Gel sen temizlik yap. Adam yıllarca orada okumuş. Niye temizlik yapsın? Tahsil görmüş. Ben küçük bir anımı anlatayım Türkiye'de. Bir yere gittim, bir alışveriş yerinde pastırma kestirecektim. Çocuk pastırmayı kesemedi. Sonra lokum alacak. Dedim ki öteki arkadaşı geldi, o kesmeye çalıştı. Ondan sonra baktı, bize dedi ki
dedim ki çocuğa sen de git, çocuğu masa şuradan lokum bari hani şey yap koy. Lokumları da dizemiyor, koyamıyor falan. Dedim ki ya sen hani bir işe yaramıyorsun. Bir haltaya karışıyorsun. Yani abi dedi benim nasırıma basma. Ben dedi bak burada ben dedi mühendis oldum. Ziraat yüksek mühendisiyim. Ama iş bulamıyorum. Burada asgari ücretle çalışıyorum. Annesi, babası malını, mülkünü satmış. Her şeyini tattı, beni okuttu ama ben onlara bakamıyorum. Bu da çok acı bir şey. Herkes kendi ülkesi için bir şeyler yapmaya çalışsın. Evet. Bizim memleketimiz mecbur çırpınacağız ülkemiz, orasını. Bizim ülkemiz çok güzel bir memleket. Gerçekten. Ülkemiz için elimizden ne geliyorsa onu yapalım. Ya ben mesela Almanlara da diyorum, bizim Türkiye cennet gerçekten. Cennet yani. Eğrisiyle, doğrusuyla, havası, kötüsüyle, suyu, iyisiyle şey, o memleket, şey o vatan güzel. Bizim vatanımız. Ha şimdi biz geçen sene gittik. Oradan vazgeçemeyiz. Yahudileri yakmışlar vatanlar olmadığı için. Evet. Bizim vatanımız biz var. Biz onlar gibi olmak istemeyiz. Vatanımıza sahip çıkıyoruz.